Takım kadroları: Çekya, Number 4, Boyce Zethammer, Number 6, Victor Ivanek, Number 7, Thomas Haller, Number 9, Yavuz Zorbanek, Number 10, Yavuz Zorbanek, Number 12, Matias Kinesi, Number 14, David Kocika, Number 16, Daniel Kuşaski, Number 17, Yavuz Kuista, Number 12, 20, Oliver Siska, Number 21, Benjamin Kopke, Head Coach, Thorsten Dahl. Türkiye, Turkey, Number 1, Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha merhabalar. 26. Turgut Atakol turnuvasında Jün'ün ikinci maçıyla sizlerle birlikteyiz. Milli takımımız Çekya ile karşı karşıya gelecek günün ikinci maçında. Çok keyifli bir maçta açtık turnuvayı. Bulgaristan ve Belçika çok güzel bir karşılaşma izlettiler bize son ana kadar. Heyecanlı sahne olan maçta Belçika rakibini mağlup etmeyi başardı ve turnuvanın açılış maçında ilk galibiyetini aldı. Oh.
Ben hemen takım kadrolarını aktarayım sizlere. Çekya takım kadrosu. Vojtěch, Zeithammer, Viktor Ivanek, Tomáš Tranel, Jakub Zvolanek, Jakub Simonek, Matias Pomeji, David Močika, Daniel Duhaški, Jakub Tristan, Oliver Žiska ve Benjamin Kopke. Takım kadrosu Çekya'nın. Baş antrenör Thorsten Lob. Milli takımımız ise Özgür Cengiz, Efe Demirel, Turan Altunbaş, Faruk Biberoviç, Berk Can Akın, Yağız Aksu, Melih Tunca, Sari Altuntaş, Ege Akçay, Arda Özdoğan, Berkay Dönmez ve Demir Doğan. Takım kadrosu milli takımımızın baş antrenörümüz Ali Yıldırım. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kaldı. Umuyoruz keyifli bir maç olur. Sonunda milli takımımızın kazandığı keyifli bir karşılaşma izleriz. 22-30 Haziran tarihi, Temmuz tarihlerinde düzeltiyorum. Tarihleri arasında Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi ciddi bir hazırlık sınavı. Buraya katılan 4 takım için Turgut Atakol turnuvası. Karşılaşmayı Uğur Yüksel, Fatih Tatlıcı ve Ardan Navruz hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmaya milli takımımız Salih Altuntaş, Demir Doğan, Faruk Biberoviç, Özgür Cengiz ve son olarak Berk Can Akın beşiyle başlayacağız. Çeki ise karşılaşmaya Tomáš Tranel, Benjamin Kopke, Viktor Ivanek, Jakub Zvolanek ve son olarak Oliver Žižka beşiyle başlayacak. Hava atışına Kopke ve Salih ikilisi yükselecek. Maç topuyla ilgili bir sorun var. Maç topunun değiştirilmesini istedi karşılaşmanın hakemleri. Hava atışı ile mücadele başlayacak. Hava atışını Kopke çeldi ama araya girip Berk smaçla bitirdi. Karşılaşmanın açılışını yapıyoruz. Berk Can Akın'ın basketiyle. İki takıma da başarılar diyelim bir kez daha. Vohanek. Ivanek çembere gitti, dışarı çıkardı Kopke. Çembere atak etti Kopke. Salih faul yaptı. Çembere çizgiye girecek. Benjamin Kopke. İlk ucumda. Tepeden. Salih'e atak ettiler. Benjamin Kopke çizgide. Çekya'da. İlk atış başarılı. Çekya'nın da ilk sayıları. Ve son atış. Burada isabet var. 2'de 2 ile ayrılı çizgiden Benjamin Kopke. Özgür. Alanında baskımız vardı. Arkayı bomboş bıraktılar. Bir smaç basket daha. Bu kez Özgür'ün asistinde Salih pot altında smaçla bitirdi. 2 smaçla başladık karşılaşmaya. Özgür. Baskısı var. Kopke bir an için çembere baktı. Şut kullanmadı. Voranek. Pozisyonu zorladı.
Yerde bir faal ediyor. Eğer Salih'e çıktıysa ikinci faali olacak Salih'in. Evet, ikinci faali. Salih'in çok erken iki faal Salih'ten. Kenardan Çekya topu oyuna sokacak. Özgür'ün baskısı. Volanek top kaybı. Özgür araya girdi, hızlı hücum şansı. Berkcan Akın çembere gitti. Teması da aldı, isabeti buldu. 6-2'ye getirdi skoru. İyi başladık karşılaşmaya. Kopke. Boş kaldı bir an için. Şimdi Ivanek. El üstü üçsayılık atışı başarılı. Rebound mücadelesinde Salih savunma reboundunu aldı. Çekya'nın da ilk takım faulü geldi. Salih şimdi kenara geldi. Oyuna giren isim Mehmet Efe Demirel. Milli takımımızda çok erken iki faulle kenara geldi Salih. Özgürlü hücuma geleceğiz. 1,5 dakika geride kaldı. 6-2'lik üstünlüğümüz var. Efe ile yüksek ikili oyun. Faruk bir an için çembere baktı. Boş kaldı. Üçsayılık atışı çok kısa kaldı. Efe hücum reboundunu kazandırmayı başardı. Berk köşeyi buldu. Demir Doğan çembere yüklendi. Faul aldı. İki atış gelecek. Olamaz, baseline'dan içeri yüklendi Demir. Faul aldı. İki atış gelecek şimdi. Başarılı. Demir ikinci ve son atışı. Bunu da sayıya çevirdi. Çizgide hata yapmadı Demir Doğan. 8-2. Ön alana baskımız var Cengiz. Hamle yaptı. Şimdi İmanek ile hücuma geldi. Çekya. Volanek. Demir topu çalmayı başardı. Rebörse de güzel sihir oldu. Demir. Şimdi Faruk bir kez daha Demir. Alçak posta top istedi. Topla buluştu. Sağ omuzu üzerinden dönmek istedi. Bir kez daha çizgiye gelecek Demir. Stran elin faulü sonrası. Az önce 2'de 2 ile ayrılmıştı çizgiden. Demir Doğan atışını sayıya çevirdi. Bir kez daha 2'de 2 ile ayrıldı Demir. Serbest atış çizgisinden farkı 8'i çıkardık. Volanek. Hamlesi vardı Demir'in. Kopke. Yani için boş kaldı, şut kullanmadı. Çembere gitti. Yüksekten bıraktı. Ve rağmen orada isabeti buldu. Kopke. Çek yanında 4 sayısının tamamı. Benjamin Kopke'den geldi. Özgür. Kadem'in aksi önüne gitti. Şut kullanmadı, köşeyi çıkardı. Berkcan Efe üçlüğü gönderdi. Özgür'ün asistinde bir basket daha. Berkcan Akın'dan 13-4 çift hanelere yaklaştırdık. Skoru dediğim anda hemen karşılık geldi. Çekya'da Yakup Bolanek'ten 13-7 yaptı skoru. Farkı 6'ya indirdi. Emir Doğan tepede birebiri zorladı. Reverse sonrası tek eliyle bitirmeyi başardı Emir Doğan. Berkcan Akın ve Demir ikilisinden geldi. Milli takımımızın tüm sayıları. Bir üç sayılık basket daha bu kez köşeden. Üçlüğü bulan isim Viktor Ivanek oldu. Çekya'da onlar da son iki ucunda üçlüğü buldu. Evet. 15-10 fark 5'e indi. Özgür. Efe. Berk. Alır almaz. Sol forvetten üçlük başarılı değil. Efe orada iki oyuncuya rağmen hücum reboundını yaptı. Dönerek atışı başarılı değil ama Kopke'nin faali sonrası bu kez çizgiye Mehmet Efe Demirel gelecek.
Bakanın katışı başarılı. İkinci ve son atışı. Efe'nin bunda isabet yok. Faruk oradaydı. Hücum reboundu için orayı karıştırmayı başardı Faruk Biberovic. Top son olarak kopyadan dışarıya çıktı. Bir hücum şansı daha kazandırdı milli takımımıza. Faruk Biberovic. Özgür pot altından topu oyuna sokacak. Faura çok güzel bir pas. O pas asiste çevirdi. Sonrasında da çekim olası geldi. 6-0-5 kala karşılaşmada ilk çeyreğin bitmesine. Türkiye 18, Çekya 10. Molaya gidiyoruz. Molanın ardından tekrar birlikte olacağız. Çekme molası sona erdi. 18-10 üstünlüğümüz var. İlk çeyrekte bitimi 6-5 kala. Karşılaşmaya iyi başladık. Berkcan Akın ve Demir Doğan ikilisi özellikle iyi girdiler karşılaşmaya. Demir şimdi faul yaptı. Üçüncü takım faulümüz. Çekme'nin faul hakkı yok. Bizim bir faul hakkımız daha var. İlk çeyrekte bitime 6 dakika kala. Zeyt Hamer kenardan topu oyuna soktu. Kopke Efe'yi aldı sırtına. Sırtı dönük. Birebiri zorladı. İsabeti buldu. Sebastian Kopke. Benjamin Kopke düzeltiyorum. O da Çekya adına iyi başlayan bir isim. Altıncı sayısı bu arada baskıda Özgür. Top kaybını yaptı. Çekya hücumu izleyeceğiz. Özgür şimdi kenara gelirken Melih Tunca oyunda. Simonek, Kopke, Zeyt Hamer, ikili oyun Kopke ile. Melih vardı savunmasında. Köşeyi buldu, alır almaz. Üçlük atış, bunda isabet yok. Melih savunma reboundunu çekti sonrasında. Faul yapan isim Vojtech. Zeyt Hamer oldu. Faul hakkı yoktu. Çekya'nın çizgiye gelecek şimdi. Melih Tunca. El katışı başarılı Melih'in. İkiyle ayrıldı çizgiden Melih. Şu ana kadar serbest atış çizgisinden de iyi sayı ürettik. İlk çeyrekte 5.5 dakika kaldı bitime. Zeyt Hamer. Melih'in baskısı vardı. Kopke. Çemere baktı, şut kullanmadı. Simonek. İkili oyun sonrası Kopke'yi buldu. Kopke smacı kaçırdı. Bir faul beklentisi vardı Çekya. Benji'nin oyun devam etti Melih. Bir faul dediği daha. Üst üste ikinci faul oldu Zeyt Hamer'in. Melih bir kez daha çizgiye gelecek. Bu atışı başarılı. Atışta isabet yok. Rebound mücadelesinde elden ele ulaştı top. Berkcan Akın'da kaldı. Bir hücum şansı daha milli takım için. Efe içeride iyi yerde pozisyon aldı ama
Hücum faul kararı çıktı. O pozisyon alma mücadelesinde Efe hücum faulü yapan isim oldu. 21-12. İçeride bir kez daha çift taneler sınırına getirdik skoru. 5 dakika geride kalırken 21 sayı üretip hücumda. Çekke şimdi Kopke ile pota altında. Atış başarılı değil. Efe savunma ribaundunu çekti. Karşılıklı boş hücumlar iki takımdan da. Melih, Zeyf Amer var savunmasında. Melih Kopke kaldı karşısında, dribling kesti. Şimdi pot altında Efe bir kez yere vurdu. Çember altını şöyle bir dolaştı. Sonrasında atışı başarılı Efe Demirel. Farkı çift taneyi çıkardık. 25-12. Faruk faul yapan isim oldu. Ve karşılamak isterken Zeyt Amer'i çizgiye gönderdi. Faruk Biberovic. Bizim de faul hakkımız dolmuştu. 23-12. Yaz Aksu oyuna girecek milli takımımızda. Ercan Akın kenara geldi. Ona giden bir diğer isim de Berkay Dönmez. O da Faruk'un yerine oyunda. İlk atışı başarılı Zeyt Amer'in. 23-13 yaptı skoru. Fark ona indi. İkinci ve son atış Zeyt Amer. Bu da isabetli. Fark tek haneye çekti. Bir kez daha Çekya. Eliz Aksu. El alanda baskısı var Çekya'nın. O baskıdan iyi çıktı Efe. Şimdi dışarı çıkardı Doğan. Demir Doğan. Sırtı dönük. Birebirde dönerek atışı. Başarılı değil. Savunma ribaundunu aldı Yakup Simonek. Hücuma da taşıdı Çekya'yı. Simonek geçiş hücumunda. Kopke, Zeyt Amer. İkili oyun. Kopke'yi buldu. Orta mesafede alır almaz atışı başarılı değil. Havuza düşen topta Demir savunma ribaundunu çekti. Melih hızlı geçti yarı sahaya. Melih Yağız boştu bir an için şut kullanmadı. İçeri penetre etti. Çok güzel buldu Efe'yi. Efe temasa rağmen bitirmeyi başardı. 25-14. Farkı 11'e çıkardık bir kez daha. Kopke bekledi şimdi. Bu arada yüzüne bir darbe aldı Sebastian Kopke. Buradan görebildiğim kadarıyla kaşında bir açılma var Kopke'nin. Hemen kenara geldi. İlk müdahalesi yapılıyor şu an oyun kenarında. Yakup Kristan oyunda. Topla buluştu Kristan. Dışarı çıkardı. 3 sayılık atış isabetli. Daniel Duaski üçlüğü buldu. Demir bir an için geç kalınca isabeti buldu Duaski. Yağız Aksu 25-17. O baskıda Zeyt Amer topu çaldı. Zeyt Amer çembere gitti. Turnikesi başarılı değil. Orada hücum reboundunu yapmak istedi ama o hücum reboundu sırasında Yakup Simonek faul yaptı. Çizgiye gireceğiz şimdi. Demir Doğan kenara geldi. Ege Akçay oyunda. Milli takımımızda. Melih de çizgide. Kendisine yapılan faul sonrası iki atış kullanacak. Melih Tunca. İlk atışı başarılı Melih'in. Bir de 2 ile ayrıldı çizgiden Melih. 27-17. Alır almaz atış başarılı değil. Rebound mücadelesinde Yağız. Şimdi hücuma taşıdı milli takımı. Son 2.45 ilk çeyrekte. Efe çok güzel yerde topla buluştu. Smaçla bitirdi pozisyonu Efe Demirel. Duaski'ye rağmen posteri yapmayı başardı Efe.
Zeyt Hamer bir an için boş kaldı. Üçlük. Vojtec Zeyt Hamer'den. Çekya'da ilk çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden. İyi attı şu ana kadar. Melih bir an için boş kaldı. Melih Tunca 3 sayılık atış kaçtı. Efe gelmek istedi hücum reboundunu. O rebound mücadelesinde faulü yaptı. Yakup Simonek çizgiye gelecek. Efe Demirel. Efe de değişmek istediğini söyledi. Kenara. Atıştan sonra Arda Özdoğan oyuna girecek. Efe'nin yerine tabii son servis atışının sayı olması lazım. Bu değişikliğin yapılabilmesi için. İlk atışı kaçırdı Efe. İkinci ve son atış. Bunda da isabet yok. Savunma reboundunu aldı. Daniel Moçka. Luhaski. Perde çıkışı. Forvet'ten 3 sayılık atış başarılı değil. Viktor Ivanek'ten Efe savunma reboundunu aldı Melih. Ivanek var savunmasında. Forvet'te ikili oyun. Melih çembere gitti. Köşeye çıkardı. Yağız. Son 10 saniye hücum süresinin tamamlanmasına size avantajıyla sırtına aldı. Zeyt Hamer'i atışı başarılı Yağız'ın. Yağız'ın Çekya hücumda son 1-20. Ivanek kilo oyun sonrası ayakla müdahale Efe'den. Şimdi kenara gelecek Efe. Özdoğan oyunda. Efe'nin yerine Zeyt Hamer kenardan topu oyuna soktu. Luhaski. Ivanek kendine pozisyonu yarattı. Floater'la bitirmeyi başardı. Viktor Ivanek. Son bir dakikanın içindeyiz artık. İlk çeyrekte Yağız köşeyi çıkardı. Alır almaz 3 sayılık atış başarılı değil. Berkay dönmezden. Çekya hücumda son 40 saniye. Duhaski. Zeyt Hamer. Moçka'yı çağırmıştı perdeye. Moçka. Köşede topla buluştu. 3 sayılık atış başarılı değil. Melih çekti savunma reboundunu. Hızlı geçtik yarı sahayı. Ama yatağı yürüme. Basit bir top kaybı geldi. Ege Akçay'la milli takımımızdan. 7 sayılık üstünlüğümüz devam ediyor. İlk çeyrekte bitimi 24 saniye kala. Zeyt Hamer. Yağız'ın savunmasında maç saatiyle şut saati arasında 1 saniyelik bir fark var ilk çeyrekte. Zeyt Hamer. Süreyi eritiyor. Her şeyi değişerek savunacağız. Zeyt Hamer. Soluna drive etti. Yağız topu bloklamıştı ama faul ediyor çıktı o pozisyon için. Zeyt Hamer çizgiye gelecek şimdi. İlk atışını kaçırdı Zeyt Hamer. Ve son atış. Bu da çemberin içinden çıktı. Savunma ribaundunu aldık. Berkay'la son 1 saniye elden çıkardık ama isabeti bulamadık. Ege Akçay'la ve ilk çeyrek sona erdi. İlk çeyrek skoru Türkiye 29, Çekya 22. İkinci çeyrekte tekrar birlikte olacağız.
ikinci çeyrek başladı. Çekya ucunda ikinci çeyreğin ilk ucumu gelecek. 29-22 önde tamamladık. İlk çeyreği Çeke karşısında. Pot altında smacı kaçırdı. Stanel sonrasında çember asılınca milli takım hücumu olacak. Özgürlü hücuma geldik. Faruk. Yeniden Özgür Endof'la topla buluştu. 10 saniye hücum süresinin tamamlanmasına Özgür sonuna drive etti. Ses seçmeyi bulduk. Bir yerde topla buluştu Arda. Dönerek atışında da isabeti buldu Arda Özdoğan. 31-22. Ivanek atışı başarılı değil. Kendi hücum ribaundunu çeldi. Salih araya girmişti. Faul'un hamlesine faul edilip çalındı. İlk takım faulümüz. Kenardan topu oyuna sokacak şimdi Çekya. Gomezni ile Volanek ters tarafa çıkardı. Ivanek köşede bir an için boş kaldı. Yükselik atış başarılı değil. Yüksekten hücum reboundunu yaptı. Gomezni şimdi bir yükselik atış daha. Bunda da isabet yok. Reboundu almayı başardı Arda Özdoğan. Şimdi Turan çembere yöneldi. Teması da aldı ama zor pozisyonda isabeti bulmayı başardı. Turan Altun başladı. İkinci çeyrekte ilk defa oyunda milli takımımızda. İsabeti buldu. Çok hızlı getirdi. Çembere kadar da gitti. Bonanek basket faali almayı başardı. Bir de tek atış kullanacak Yakup Bonanek. Gide'de hata yapmadı Volanek. 3 sayılık bir hücum. Yakup Volanek de Çekya'dan. 33-25. Özgür. Yani için boş kaldı. Çembere bak şut kullanmadı. Sonrasında reverse çembere gitmeyi tercih etti Arda Özdoğan. Ama fake sonrası da faul aldı. Arda 2 atış kullanacak. İkiyle ayrıldı çizgiden Arda Özdoğan. 10 sayılık üstünlüğümüz var. İkinci çeyrekte 8-15 kala bitime. Sağ forvetten 3 sayılık atış başarılı değil. Gomezni'den ama hücum reboundunu verdik. Yakup Kristan hücum reboundu sonrası pot altında bitirdi. İlk yarının şu bölümüne kadar hücum reboundlarında etkili oldu Çekya. Özgür. Arda geldi perdeye, adam değişerek savunmalar. Özgür çembere gitti, vücudunu araya iyi koydu, turnikeyi bıraktı Özgür Cengiz. 37-27. Çok iyi savunma Arda'dan, sayı şansı tanımadı Stranel'e. Şimdi Özgür geçiş hücumunda Faruk şut kullanmadı, Özgür'ü buldu. Özgür Arda'yı indirmek istedi ama tam pozisyon almamıştı. Orada Arda top kaybı geldi. Volanek de ucuma geldi. Çekya. Stranel. Volanek. Forvet ikili oyunu sonrası Faruk karşıladı. Volanek. Ayakla müdahale. 10 saniye vardı hücum süresinin bitmesine. 14 saniye yükseltildi. Berk Can Akın oyunda, milli takımımızda
Turan Altunbaş kenara geldi. İyi başlamıştı karşılaşmaya Berk. İlk çeyrekte yeniden oyunda. Tristan. Zoro şut. Geriye çekilerek. Atış başarılı değil. Alda çağırdı Özgür. Özgür Euros devre çembere kadar gitti. Turnikeyi de bıraktı Özgür Cengiz. ...39-27... farkı 12'yi çıkardık. 6-40 kala karşılaşmanın bitmesine. Bir yerde topu aldı ve bitirmeyi başardı. Milan Thomas Tranel. Bu arada topsuz alanda bir hücum faul kararı çıktı. Arda Özdoğan'a çalındı hücum faul. Arda'nın da ilk faulü bu. Gomezni kenardan topu oyuna soktu. Simon ekle hücumda. Çekya. Demir vardı savunmasında. Şimdi Faruk kaldı. Simone'in savunmasında. Ferdi çıkışı. Volanek. Rivers. Yardım savunması sonrası. Gomezni. Top son olarak Gomezni'den dışarıya çıktı. İyi savunma. Top kaybını yaptırdık Çekya'ya. İki faullü. Salih yeniden oyunda. Çeyreğin hemen başında iki faul kenara gelmişti. Şimdi bir kez daha oyunda Salih Altuntaş. Arda Özdoğan'ın yerine Özgür Cengiz. Demir köşeye çıkardı. Berk Canak'ın çembere gitti Berk. Hava çok güzel kaçırdı. Ama atışı kısa kaldı. Sonrasında sahiden dışarıya çıktı top. Çeki hücumu olacak. Simonek. Gomezni. Çembere gitti. Bir an için savunmamız uyudu. İki atış gelecek şimdi. Berkcan Akın'ın faali sonrası. Gomezni ile Çekya'dan Faruk kenara geldi. Efe oyunda. İlk atışını kaçırdı. Gomezni. İkinci ve son atış. Matias Gomezni bunu sayıya çevirdi. 39-30. Demir. Özgür'e teslim etti topu. Özgür hücuma taşıdı. Volane'in savunmasında Salih çemberden uzakta topla buluştu. Size avantajı vardı. Ters tarafa çevirmek istedi ama pası gönderdi yerde. Hiçbir oyuncumuz yok. Top kaybı. Simonek. Gomezni. Erkar savunmasında hamlesi vardı Özgür'ün. Volanek. Çembere gitti. Smaster'ın çok dengesiz düştü bu arada. Gomezni şimdi ayağa kalktı. Neyse ki önemli bir şey yok ama gerçekten çok dengesiz düştü. Orada Salih blok için çıkmıştı karşısına. Neyse ki önemli bir şey yok. 39-32. Islanan zemin siliniyor şimdi. Oyun yeniden hareketlenecek. Demir topu oyuna soktu. Berkcan Akın. Özgür. Sağ
Salih içeride pozisyon aldı. Şimdi Efe'den indirebildik topu. Salih sağ omuzu üzerinden döndü. Sol eliyle bitirmek istedi. Atış kaçtı. Gomez ne aldı savunma ribaundunu. Volanek. İkili oyun sonrası. Ivonek. Son 8 saniye hücum süresinin tamamlanmasına. 3 sayılık atış. Başarılı. Milan Thomas, Trane'nin 3 sayılık basketi. Molayı aldırdı milli takımımıza. 4.34 kala. Molaya gidiyoruz. Molanın ardından tekrar birlikte olacağız. Molamız sona erdi. İki takımda birer mola hakkı var. İlk yarıda bitime 4.34 kala. Mola sonrası hücumumuz. Yağız oyunda mola sonrasında milli takımımızda. Yağız. Demir'e indi top. Demir çok güzel döndü. Yardım savunması geldi. Çizgiye gelecek. Demir Doğan. Stranel. Faul yapan isim Çekya'da. Beş. 6 sayılık üstünlüğümüz var. Voranek. Pota altına güzel bir pas. Stranel bitirdi. Yakup Simone'nin asistinde. Pota altında. Çekli sayısı 41-37 yaptı skoru. Yağız Aksu. Bir kez al sınıfı dönük. Demir'le oynadık. Demir yardım savunması sonrası Salih'i buldu. Blok geldi. Salih topunu bloklamayı başardı. Stranel topta son olarak Salih'ten dışarıya çıktı. Çekki hücumu izleyeceğiz. Simonek. Yağız'ın savunmasında. Potu altında. İki oyuncumuz orada. Top hamle yapmıştı. Demir'e mi yoksa? Evet, Efe. Faul yapan isim oldu. Çizgiye gelecek Çekya'da Stranel. Özgür kenara geldi. Melih Tuncay oyunda. Başarılı Stranel'in.
ve son atış. Bu da isabetli. Farkı 2'ye indirdi Çekya. 41-39. Melih. Reytaner'in baskılı savunması var. Melih. Salih'le forvet ikili oyunu. Melih. Son ikisi başarılı değil. Rebound mücadelesinde. Salih hücum reboundu sonrası. Az önce bloklandı. Stranel'e posteri yapmayı başardı bu kez Salih. Bir de Yağız araya girip topu çaldı. Yağız fake'ine cevap aldı. Atışı başarılı değil ama çizgiye gelecek Yağız Aksu. Daniel Duhaski oyunda, Çekya'da Yakup Simon'a kenara geldi. Yağız çizgide. İki serbest atış kullanacak. İlk atışı kaçırdı Yağız. Son atış. Bunda isabet var. Son 3 dakikaya doğru gidiyoruz ilk yarıda. Pomezny. Topuna müdahale geldi. Hücumu sürecek Çekya'nın. Pomezny kenardan topu oyuna sokacak. Zeytamer'e topu aldırmadı Melih. Şimdi Zeytamer. İkili oyun. Efe çıktı karşısına. Duhaski orta mesafede atış. Top çemberin içinden çıktı. Salih savunma ribandını çekti. Stranel'in kaçan şutu sonrası. Melih. Salih içeri devrildi. Bir smaç daha yapmak istedi ama bu kez smaçı kaçırdı. Salih pot altında çok güçlü bitirdi. Üst üste Salih'in sayıları. Altı 39 yaptı skoru. Farkı 7'yi çıkardık. Duhaski. Kilo oyun sonrası. Maç kayırıldı. Top kaybı. Demir hücuma taşıdı topu. Şimdi dışarı çıktı. Demir Bezayn'dan içeri yüklenmek istedi. Topu kontrolünü bir an için kaçırdı. Melih son anda Efe kazandırdı. Efe çok yüksekten bıraktı. Atışı başarılı değil. Stranel aldı savunma ribandını. Eksik yakalandaki savunmada Stranel çembere gitti. Atış kaçtı ama sayı geçerli. Çembere bir teması var Yağız'ın. Milli takımımızda Berkay Dönmez oyunda. Demir Doğan'ın yerine Faruk da Salih'in yerine oyuna girdi. Milli son 1.45 artık ilk yarıda. 46-41 öndeyiz. Efe. Melih. İkili oyun. Melih. Orta mesafede isabeti buldu Melih. İkili oyun sonrası bir an için boş kalınca orta mesafeden şutu gönderdi. 48-41. Zeytamer. Kaldırma sırasında Stranel'e hücum faul çalındı. Top kaybı Çekya'dan. Onların da bu faulle birlikte faul hakkı doldu. Yağız Aksu. Faruk çağırdı perdeye. Şimdi dribling kesti Faruk. Alır almaz çembere baktı. Ayağı çizdi. İki sayılık basket Faruk libero içten. İkiye kadar inen farkı 9'a kadar çıkarmayı başardık. 50-41 yüksek skorlu bir ilk yarı.
her iki takım adına da son bir dakikanın içindeyiz. Faul düdüğü. Tüm çeyrekte sık sık oyun durdu faul düdükleriyle. Şimdi çizgiye girecek Thomas Tranel. İki serbest atış kullanacak. İkide birle ayrıldı çizgiden Stranel. Savunma ribaundunu da Melih ile almayı başardık. Son 50 saniye. İki takımın da birer mola hakkı var. İki takımın da faul hakkı doldu. Melih. Efe geldi perdeye. İkili oyun sonrası Faruk'u bulduk dışarıda. Sol forvetten. Hiç çeyrek atış Faruk'tan. Hiçbir şeye değmedi. Çekke hücumu olacak. Matias Pomezni oyunda. Stranel'in yerine Zeyt Amer. Melih var savunmasında Zeyt Amer'in. Yağız araya girdi, topu çalmayı başardı Melih. Hızlı ucunda Yağız Aksu. Çembere gitti, smaçla bitirdi Yağız Aksu. Son 10 saniye ikinci yarıda. Son hücumu kullanacak Zeyt Amer'le Çekya. 52-42. Bu arada bir top kaybı, basit bir top kaybı. Sonrasında da son molamızı kullanıyoruz. 2.3 saniye kala 52-42 üstünlüğümüz var. Çekya karşısında molanın ardından tekrar birlikte olacağız. Molamız sona erdi. Kendi yarı sahamızdan topu oyuna sokacağız. 2.3 saniye var ilk yarıda bitime. 52-42 öndeyiz. Yağız'la topu oyuna sokacağız. Bakalım nasıl bir set izleyeceğiz. 2.3 kala. Efe yeniden Yağız. Alır almaz. Kendi yarı sahamızdan gönderdi ama isabeti bulamadı Yağız Aksu ve ilk yarı sona erdi. İlk yarı skoru Türkiye 52, Çekya 42. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında.
İkinci yarıda tekrar birlikteyiz Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında. 26. Turgut Atakol turnuvasının ilk gününde, günün ikinci maçında milli takımımız ilk yarıyı Çekya karşısında 52-42 önde tamamladı. İkinci yarı birazdan başlayacak. Yüksek skorlu bir ilk yarıyı geride bıraktık. Her iki takım içinde. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun izleyeceğiz. İlk maçında Belçika Bulgaristan'ı mağlup etmişti. Yarın günün ilk maçında Çekya Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Milli takımımız Belçika'yla günün son maçında karşılaşacak ve turnuvanın son gününde ise saat 16'da Bulgaristan olacak rakibimiz. Yine cumartesi günü saat 18'de ise günün son maçında ve aynı zamanda turnuvanın son maçında Çekya ve Belçika karşı karşıya gelecek diyelim. Ve tekrar maça dönelim. Yağız kenardan topu oyuna soktu. İkinci yarı başladı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diyelim. Melih. Melih, Yağız, Salih, Demir ve Özgür Beşi ile sahadayız ikinci yarıda. Demir. Sırtı dönük. Reverse'de bitirmeyi başardı Melih. Demir, düzeltiyorum. İkinci yarıya Demir'in sayısıyla başladık. 54-42. Blok geldi Demir'den, bir de savunmada hamle. Demir Doğan'dan. Voraney'in topunu bloklamayı başardı. Hücumu sürecek Çekya'nın. Zeytamer. Pot altından topu oyuna soktu. Omezni. Perde çıkışı. 3 sayılık atış. Kötü bir şut geldi ama hücumu sürecek son 3 saniye. Bir 3 sayılık atış daha aynı noktada. Bakın süre dolarken 3'lü gönderdi. Yakup Volanek'le Çekya. Az önce airball atmıştı. Bu kez süre dolarken 3'lüyü gönderdi. Hücum ribandı sonrası Volanek. Çekya'da ikinci yarıya Volanek'in 3 sayılık basketiyle başladı. Yağız. Özgür köşede boş. Alır almaz. Üç sayılık atış başarılı. Özgür Cengiz. Hemen karşılık veriyoruz Özgür'le. Zeytamer. Özgür topuna müdahale etti. Bir kez daha top hamle yaptı Özgür. Hücumu sürecek Çekya'nın. Zeytamer kenardan topu oyuna soktu. Voranek. Kristan geldi perdeye. İkili oyun sonrası değişerek savunduk. Demir kaldı karşısında. Zeytamer. Son drive etti. O kalabalığın arasında. Salih'e faul çalındı. Salih'e 3. faul oldu. Zeytamer şimdi çizgide iki atış kullanacak. İlk atış başarılı. İkinci ve son atış. Bu da başarılı. 2'de 2 ile ayrılı çizgiden Zeytamer. Özgür. Özgür taşıdı topu. Hücum alanına. Demir. Çembere gitti. Pot altına Salih indirmek istedi. Top Demir'den dışarıya çıktı. Son bir hamlesi olduğunu söylüyor karşılaşmanın hakemlerine. Demir, karar düzeltildi. Hücumumu sürecek. Top son olarak Çekyalı oyunculardan dışarıya çıktı. Özgür pot altından şimdi topu oyuna sokacak. Yağız. Özgür geldi, topla buluştu tepede. Salih geldi perdeye. Özgür köşeye çıkardı. Melih atış sırasında
faalüdü. Voronek faali yaptı. Çizgiye gelecek. 3 serbest atış kullanacak Melih Tunca. Başarılı. Bir de 2 ile ayrıldı. Düzeltiyorum. 2 de 2. 3. ve son serbest atışını kullanacak Milli. Burada sayıya çevirirse 3'te 3 ayrılmış olacak çizgiden. Öyle de oldu. 60-47'ye geldi skor. Zeyt Amer. Pomezni. Topa müdahale geldi. Özgür araya girdi. Top çalmayı başardı. Çok da güzel bıraktı Melih'e. Hızlı hücumda Özgür'ün asisti. Melih'in sayısı. Farkı 15'e çıkarmayı başardık. İkiliden gelen sayıyla. Zeyt Amer. Pomezni. Volanek. Top elinden kaçırdı. Bir top kaybı daha Çekya'dan. Demir. Çok güzel sıyrıldı. 3'e 1 geldik bu kez hücuma. Demir. Melih'i buldu. Bir izli hücum şeysi daha. Bu kez Melih'i asisti yapan isim Demir Doğan oldu ve mola geldi bu sayının ardından Çekya'dan. 64-47, 7-31 var 3. çeyreğin bitmesine. Moladayız. Molanın ardından tekrar birlikte olacağız. Çekya molası sona erdi. Fark 17'ye çıkınca 7-31 kala. Bütün çeyreğin bitmesine. İkinci yarıdaki ilk molasını almıştı Çekya. Mola alanı top kaybıyla döndüler. Son 3 ucumda 3 top kaybı yaptı Çekya. Pota altında Salih. Topun kontrolünü sağlayamadı. Orada mücadelesini sürdürdü ama Zeyt Amer'de kaldı top. Zeyt Amer. Yağız hamle yaptı. Hızlı geldi ucuma Çekya. Şimdi savunmaya döndük. Ama adam paylaşmakta savunmada. Bir an için geç kalınca üçlük geldi. Bir top kaybı daha. Üst üste iki top kaybı. Bu kez milli takımımızdan. Bu alanda baskımız var. Zeyt Amer o baskıdan çıktı. Çekya 64-50. Az önceki üçlükle 17 sayı çıkan farkı 14'e indirmişlerdi. Alan savunması var. Savunmada milli takımdan. Volanek köşeye çıkarmak istedi. Top kaybı. Hücum süresi sona ermişti. İyi savunma milli takımdan. Alan savunmasına ilk hücumda top kaybı yaptı Çekya. Pomezni oyunda. Son 6-30. 3. çeyrekte. Özgür. Efe.
Özgür topla buluştu. Perdemin tersine gitti. Kendine pozisyonu yarattı. 3 sayılık atışı kısa kaldı. Zeyt Amer aldı savunma reboundını. Sonrasında Özgür'ün topa müdahalesi var. Top da son olarak Özgür'den dışarıya çıktı. Çekke ucumda. Zeyt Amer. Özgür topa müdahale etti ama top Stranel'de kaldı. Stranel. Boş oyuncuyu buldular. Tepeden 3 sayılık atış. Başarılı rebound mücadelesinde Efe. 3 oyuncuya rağmen savunma reboundunu aldı. Melih. Geçiş ucumunda Yağız. Bekledi şimdi takım arkadaşlarını. Faruk içeride pozisyon almıştı. Alçak posta topla buluştu Faruk. Sırtı dönük. Bezay'dan dönmek istedi. Dengesini genç kaybetti ve top kaybı da geldi. Faruk Biberovic'den. (gülüyor) 64-50. Zeyt Amer. Baskıdan çıktı. Çekke ucuma geldi. Şimdi Zeyt Amer. Ivanek. Ortada topla buluştu. Stranel. İki oyuncumuza kapattık orayı. Stranel ona rağmen pot altında bitirmeyi başardı. Hem Efe hem Faruk vardı. Etrafında oradan boşluğu bulup isabeti de buldu. Thomas Stranel. 64-52. 5-0'lık serisi var Çekya'nın. Fark 12'ye indi. Özgür. Soluna drive etti. Faruk'u buldu. Sağ forvette. 3 sayılık atış Faruk Biberovic. Başarılı değil. Rebound mücadelesinde faal ediyor. Çekyan'ın ikinci takım faali. Son 5 dakika 3. çeyrekte. Melih top altından topu oyuna soktu. Faruk pas verecek arkadaşını aradı. Endoff'tan topu buluştu Melih. İçeri drive etti. Efe'yi buldu. Efe orta mesafede atışı kaçtı. Savunma reboundunu aldı. Stranel. Ivanek. Kristan. Hiç başarılı değil. Kristan hücum reboundu sonrası bitiremedi. Üst üste iki hücum reboundu. Çizgiye gelecek. Harun faulü sonrası iki serbest atış kullanacak şimdi Çekya. Berkay dönmez oyunda. Melih Tuncan'ın yerine sıfır geldi çizgiden. Top son olarak Efe'den dışarıya çıktı. Çekki hücumu olacak. Seri katış başarılı değil. Ivanek'ten savunma reboundunu Özgür aldı. Özgür. Berkay. Mara indirmek istedi. Orada iki Çekyalı oyuncu anlaşamadı. Hücumumuz devam edecek. 18 saniye var hücum süresinin sonuna. Ve molaya gidiyoruz. 4.22 var. Karşılaşmada 3. çeyreğin bitmesine 64-52'lik üstünlüğümüz var. Molaya girilirken.
Molamız sona erdi. Yağız'la pot altından top oyuna sokacağız. Yağız top oyuna soktu. Özgür. Efe geldi perdeye. İkili oyun. Değişerek savunumlar. Özgür. Fake sonrası bir kez daha topla buluştu, dışarı çıkıp son 8 saniye hücum sesinin bitmesine. Sranel var savunmasında. Efe'yi buldu pot altında. Efe bir kez yere vurdu. Topu elinden kaçırdı. Sonrasında da top kaybı geldi. Zeyt Amer. Ivanek. Alır almaz çembere yöneldi. İyi savundu. Yağız. Üçeli katış başarılı değil. Kristan'dan savunma rivalının sonrası hücumdayız. Zeyt Amer faali yaptı. Üçüncü takım faali. Çekya'nın. Yağız Aksu kenara geldi. Turan Altunbaş oyunda Yağız'ın yerine. Turan pas verecek arkadaşını aradı, sonrasında Özgür ile oynadı. Özgür yeniden Turan. Faruk arkaya çıkardı. Üçelik atış başarılı değil. Hücum ribandı Turan'la geldi. Bir hücum şansı daha. Efe indirmek istedi Turan ama top kaybı. Zeyt Amer. Berkay karşıladı. Şimdi bir kez daha Zeyt Amer. Sranel. Ezlayından içeri yüklendi. Köşeye çıkardı. Üçelik atış başarılı değil. Efe aldı savunma ribandını. Özgür. Bir an için boş kaldı. Üçelik atış Özgür'den başarılı değil. Havuza düşen topta savunma ribaundunu aldı. Zeyt Amer. Stranel içeri yüklendi. Demansa rağmen bitirmeyi başardı. Hızlı hücumda. Fark ona indi. 64-54. Zeyt Amer'in baskısı var Özgür'e. Duran. Handoff'tan topla buluştu. Faal düdüğü daha. Zeyt Amer faali yaptı. Özgür kenara geldi. Melih oyunda. Çekya'da ise Yakup Simonek oyunda. Melih. Efe ile ikili oyun. Duran. Bir kez daha Melih'e çıkardı Melih. Ripping kesti. Zor pozisyonda el üst atışı başarılı değil. Faruk hücum ribandı sonrası bitiremedi. Efe orada hücum ribandını yapmak istedi ama savunma ribandını Simone kaldı. Hızlı geldi Çekya. Pot altında. Fark 8'e indi. 64-56. Melih. Efe Simone'yi aldı arkasına. Yardım savunmasına geldi. Viktor Ivanek faul yapan da Ivanek oldu. Çizgiye gelecek Efe. İki serbest atış kullanacak. Son iki dakikanın içindeyiz artık. Üçüncü çeyrekte Efe ilk atışını kaçırdı. Ve ikinci ve son atışı bunu sayıya çevirdi. Volanek oyunda Çekya'da Simone'nin yerine Volanek hücuma taşıdı takımını. Volanek üç sayılık atış. Moçka'dan isabet yok. Savunma ribaundunu aldı. Melih kendisine de faal yapıldı. Faal hakkı dolmuştu Çekya'nın. Çizgiye gelecek Melih Tunca.
Kesinlikle birle ayrılı çizgiden Melih ama Faruk hücum ribandını yaptı. Bir hücum şansı daha. Efe'yi çağırdı perdeye. Melih bir an için boş kaldı. Kimsenin katışı başarılı değil. Çekke hücumu olacak. Ege Akçay oyunda. Faruk Biberoviç kenarda. Şaltı 56 son 1.5 dakika 3. çeyrekte. İki atış gelecek. İsabetli. Şaltı 57. Bir de 2 geldi çizgide. Farkta 8'e indi. Son 1-15. Melih. Berkay geldi perde. Sonrası dışarı açılmıştı. Topla buluştu Berkay. Topu elinden kaçırdı. Topuna müdahale. Hücumumuz devam edecek. 10 saniye hücum süresinin bitmesine. Melih pot altından topu oyuna soktu. Melih çembere gitti. Çok güzel uzandı çembere. Turnikeyi de bıraktı Melih Tunca. Farkı bir kez daha çift taneye çıkardık. 68-58. Son 10 saniye hücum süresinin bitmesine. Voranek. Buranın baskısı vardı. Topu müdahale etmeyi başardı. Son 4 saniye. Pot altında atış başarılı değil ama süre dolarken hücum ribandını alır almaz tamamlamayı başardı. Matyas Pomezny. Son 23 saniye. Maç saati ve şut saati arasında 6 saniyelik fark var. Melih. Turan. Pek sonrası çembere gitti Turan. Atışı başarılı değil. Rebound'u orada yapmayı başardık Arda'yla ve isabeti de bulduk. Son 8 saniye. Pomezny. Melih faali yaptı. Bir faal hakkımız vardı. O faali de kullandık Melih'le. 2.4 saniye kaldı. 3. yerin bitmesine. Hücumu sürecek. Çekya'nın kenardan top oyuna sokacak. Duhanski. Duhanski topu oyuna soktu. Elden çıkardı süre dolarken atışında isabet olmadı. Matyas Pomezny'nin ve 3. çeyrek sona erdi. Türkiye 70, Çekya 60. Son çeyrekte tekrar birlikte olacağız.
Son çeyrek başladı. Çekya başladı son çeyreğe. 10 sayılık üstünlükle girdik son çeyreğe. Ercan Akın. O da müthiş bir mücadele. Top Çekya'da kaldı. Hücumu sürecek Çekya'nın. Ekstra pası yapmak istedi ama Özgür araya geri topu çaldı. Özgür teması da aldı. Atışı başarılı değil. Savunma ribandını aldı. Moçka sonrasında faul. Volanek'le hücuma geldi Çekya. Volanek. Berkcan Akın'ın baskısı vardı. Volanek topu hala kendisine. Salih çıktı şimdi karşısına. Dribbling'i kesti, pas verecek arkadaşını aradı. Son 6 saniye. Pot altında isabeti buldu. David Moçka'yla farkı 8'e indirdi Çekya. Son çeyrekte ilk sayılar Çekya'dan geldi. Özgür Cengiz. Salih perdeye gelmişti. Ekstra pas. 3 sayılık atış. Candan başarılı değil. Dengesiz yakalandık savunmada. Atışı isabetli olmadı. Pomezni'nin şimdi bizim için hızlı hücum şansı. Özgür çizgiye gelecek. Yakup Vananek faul yaptı. Özgür iki atış kullanacak. Atış başarılı Özgür'den. İkinci ve son atış. Bu da isabetli. Bizim de son çeyrekteki ilk sayılarımız. Serbest atış çizgisinden geldi Özgür'le. Hızı geldi Çekya hücuma. Top kaybının kıyısından döndüler diyecektim. Topu çalmayı başardık. Demir'le bitirmeyi başardık. Salih'in asistinde uzundan uzuna hızlı hücumu bitirmeyi başarıyoruz. 12 sayıya çıktı. Fark 74-62. Pozisyonu yarattı. İki sayılık atışını kaçırdı. Volanek. Onun girmeye açtığında savunma ribandını aldık. Özgür Cengiz. Salih gelmişti perdeye. Üç sayılık atış başarılı değil. Ribant mücadelesinde. Hücum ribandını yaptı Can'la. Bir hücum şansı daha Özgür. Salih'i bekledi. Perdelemenin aksiyonuna gitti. Ekstra pas. Demir köşede. 3 sayılık atış başarılı değil. Salih hücum ribandını yaptı. Bitiremedi. Bir kez daha hücum ribandı. Sonrasında çizgiye gelecek. Düzeltiyorum. Yerde faul. Kararı çıktı. Hücumumuz devam edecek. İkinci takım faali Çekya'nın. Özgür Cengiz topu oyuna soktu. Çıktı şimdi tepede topla buluştu. Demir'le yüksek ikili oyun sonrası Demir'i buldu. Demir çembere baktı. 3 sayılık atış uzak mesafede. Atış başarılı değil ama Salih hücum ribandını yapmayı başardı. Bu kez çizgiye girecek Salih. Başarılı Salih'in. İkinci ve son atış. Bunda isabet yok. Demir hücum ribandını yapmak istedi ama Çekya'da kaldı savunma ribandı. Oliver Žižka. Top kaybı yaptı. Top kaybı. Oliver Žižka'dan top kaybı. Çekya'da Stranel oyunda. Evet. 75-62'lik üstünlüğümüz var.
Son 7-20. Kırdı Katakol turnuvasının ikinci ve son maçında Demir dışarı çıkardı. Can son anda topu kontrolünü sağladı. Can buna müdahale geldi. Faul idi. Yerde mi yoksa atış halinde mi? Evet, iki serbest atış gelecek. Berkcan Akın'dan. İki geldi çizgide. Berkcan Akın'dan farkı 15'i çıkardık. Volanek. Kristan. Jiska. Stanel. Topuna müdahale geldi. Topu da çalmayı başardık. Sahilde kaldı top. Şimdi Özgür'le hücuma geldik. Demir geldi perdeye. Özgür sağına vurdu, sol eliyle bitirmek istedi. Atışı başarılı olmadı. 3'e 2 geldi hücuma Çekya. Stanel ama blok geldi. Demir topu bloklamayı başardı. Hücumu devam edecek Çekya'nın. Alır almaz kaldırıp üçlüğü gönderdi. İmanek ama atışı başarılı olmadı. Bir hücum şansı daha. Çekya adına. İmanek çembere yöneldi. Atışı başarılı orada Salih ve Berkcan Akın'a rağmen sabiti bulmayı başardı İvanek. Özgür. İpek kilo oyun sonrası köşede boş oyuncuyu buldu. Ekstra pas geldi pot altına. Çok güzel bir pas ama pot altında bitiremedi Salih. Sonrasında Özgür araya girdi. Arkayı kontrol etti ve kolay sayı. Özgür Cengiz'de milli takımdan. Volanek. Ters sesleşme var içeride. Stanel. Özgür hemen faul yaptı. Stanel'e. İkinci takım faulümüz. Efe Yağız ve Melih oyunda. Melih takımda. Demir Doğan. Salih ve Özgür kenara gelen isimler. Son 5.30. Pot altından hücumu sürecek Çekya'nın. Zeyt Amer. O da az önce oyuna girdi. İvanek. Bir an için yerde kaldı İvanek. Orada iki oyuncu yerde. Paylaşılamayan top kararı. Milli takımımızın hücumu olacak. Yağız'ın baskısı topu bize kazandırdı. Berkcan Akın. Melih. Efe'yle forvet ikili oyunu. Alanda işledik savunmalar. Ters sesleşme vardı ama orayı isteyemedik. Sonrasında da 3 saniye kararı çıktı ucunda. Efe için top kaybı. Zeyt Amer. Yağız'ın baskısında. Ucunda taşıdı topu. Zeyt Amer. Yağız bir topla çalmayı başardık. Şimdi Melih. Yağız. Bir kez daha Melih. Savunmaya çabuk döndü Çekya. Efe. Çemberden uzakta topla buluştu. Faul almayı başardı. Stanel'in faali. Faul hakkı dolmuştu. Çekya'nın çizgiye gelecek. Efe Demirel.
ilk atış çemberi turladı ve dışarı çıktı. İkinci ve son atış. Bunda isabeti buldu Efe. Ege Akçay oyunda. Berkay Tönmiz'in yerine 80-69'luk üstünlüğümüz var. Son 5 dakikanın içindeyiz. Son anda topu oyuna sokmayı başardı. O baskıda Çekya. Zeyt Amer. Yağız. Faal yaptı. Üçüncü takım faalimiz. Bir takım faal hakkımız daha var. Son çeyrekte. Kenardan topu oyuna soktu. Çekya. Stanel. Zeyt Amer. Yağız Amer geldi savunmasına. Stanel'le ikili oyun. Zeyt Amer dışarıyı buldu. Yükselik atış başarılı değil. Efe çeldi. Savunma ribandı. Melih'te kaldı. Yağız. Yağız. Geçiş hücumunda. İki top kaybı da bizden. Stanel tepede. Yükselik atışı başarılı değil ama hücum ribandını verdik. Pot altında Yakup Kristan bitirdi. Melih Tunca. Son 4 dakikaya girdik. Yağız geldi. Şimdi topla buluştu. Ve geldi hemen perdeye. Stanel var karşısında. Yağız Kosovur'la geçti. Çembere gitti. Faul da aldı. Çizgiye girecek Yağız Aksu. Stanel'de 5 faalde kenara geldi. Yağız çizgide ilk atışı başarılı. İkinci ve son atış. Bu da isabetli. 82-66. Zeyt Amer. Top kaybı geldi. Berk araya girdi. Hızlı hücumda bitirmeyi başardı. Berk Can Akın. Zeyt Amer. Hemen geçti yarı sahayı Çekya. Omezni. Tekine cevap aldı. Atışı kaçtı. Melih çekti savunma ribandını. Melih. Erken ikili oyun. Ters eşleşmeyi bu sefer işlemeyi başardık. Pot altında Efe, arkasında Zeyt Amer kalınca çok kolay bitirdi. Farklı 20'ye çıktı. 86-66. Bu arada Berk bir top daha çaldı. Berk çembere gitti. Basket foul. Kristan faul yapan isim Çekya'da. Fark 22'ye yükseldi. Molaya gidiyoruz. Mola sonrasında Berk Can Akın bir de tek atış kullanacak. 2.53 kaldı karşılaşmanın bitmesine.
Çekya molası sona erdi. Mola sonrasında çizgide tek atış için Berkcan Akın. Tek atışı da sayıya çevirdi Berk. Fark 23'e yükseldi. 89-66. Üç sayılık atış başarılı. Viktor Ivanek sol forvetten üçlüğü gönderdi. Farkı 20'ye çekti. Çekya son 2,5 dakika. Seti gösterdi. Yarız Aksu. Arda gelmişti perdeye. Şimdi Berk sonunda drive etti. Turnikesi başarılı. Berkcan Akın. Üst üste Berkcan Akın'ın sayıları. 91-69 yaptı skoru. Dolayısıyla çok güzel sayılı aldı. Çembere kadar gitti. Voronek atışı başarılı değil ama çizgiye girecek Arda'nın faul sonrası. Geldi çizgide Voronek'ten. 91-71. Yağız. Alanda baskı. Baskıdan çıktık. Ata altında. Top kaybı geldi. Çekya. Hızlı hücuma çıktı şimdi. Ivanek geçiş hücumunda sağ forvetten üçlüğü. Başarılı değil. Topsuz alanda. Ege Akçay. Faul yaptı. Çizgiye gelecek şimdi Çekya'da takım kaptanı Yakup Simonek. İkide iki geldi çizgide Simonek'ten. Son 1.44. 18 sayıyla önde gireceğiz. Son 1.40'a Turan top kaybı. Sıkıdaki baskıda bir sıkıştırma sonrası Turan Altınbaş top kaybını yaptı. Yağız topa müdahale etti. Hücumu sürecek Çekya'nın. Olanek kenardan topu oyuna soktu. Simonek'le hücuma geldi Çekya. Simonek. Ivanek. Köncü'yle karşıladık. Turan araya girdi, topu çaldı. Turan çembere gitti. Faul almayı başardı. Çaldı top sonrası. Turan Altınbaş çizgiye gelecek. İki atış kullanacak. Bir geldi çizgiye Turan'dan. Son bir dakikaya gidiyoruz. Fark 19 sayı. Galibiyete de çok yakınız. 26. Turgut Atakol turnuvasında ilk günde oynadığımız ilk maçta son 56 saniye girilirken 19 sayılık üstünlüğümüz var. Maçtan
maçın başından sonuna kadar hep kontrolümüzde geçen bir karşılaşma oldu. İkinci yarıda farkı açtık. Rahat sayılabilecek, hatta rahat diyebileceğimiz bir galibiyet alıyoruz Çekya karşısında. Ucunda özellikle 30 saniye girerken 92 sayıya ulaşmış durumdayız. Hemen yarının programını aktaralım. Yarın saat 16'da Çekya ve Bulgaristan turnuvanın ikinci gününün ilk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ise günün son maçında Belçika'yla karşılaşacağız. Bu günü galibiyetle kapatan iki takım yarın son maçta karşı karşıya gelecek. ...92-73... karşılaşmanın skoru. Milli takımımız turnuvaya galibiyetle başladı. Az önce de belirttiğimiz gibi yarın Belçika'yla oynayacağız. Saat 18'de o karşılaşmayı da Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ben şimdilik hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.